Herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 hafta oldu benden pek ses çıkmıyor. Dikkat ediyorsunuzdur. Veya dikkat etmeyenler için söyleyeyim, bir hayli ağır bir hastalık atlattım. Şu an daha iyiyim gibi. Ama biraz inatçı bir hastalık açıkçası. Bilmiyorum, belki çevrenizde yine bulaşan vardır. Gripin 3-4 tane ağır geçen türevi şu anda oldukça yaygınmış. Ben de onlardan bir tanesine çarpmış durumdayım. Çok ciddi öksürük krizleri geliyor açıkçası. Onun dışında işte halsizlik, ateş veya benzeri şeyler yapmıyor. En azından bende yapmadı. Ev ahalisini de tabii hasta ettik. Dolayısıyla 2-3 haftadır bayağı bir sıkıntılı geçiyor. Uzun süredir arabayı da kullanmıyordum. Arabaya da nihayet kavuştum. Bugün dışarıda basit bir işim vardı, onu halletmek için çıktım. Ve size birkaç güncelleme paylaşmak istedim. Bunlardan bir tanesi diğer aracımla ilgili. Büyük bir tehlike atlattım aslında. Geçtiğimiz ay sonunda Ankara'dan dönerken araçtan gelen sesin daha fazla geldiğini hissettim. Özellikle frenleme sonrası çok ciddi bir ses geldiğini fark ettim. Neyse, ertesi gün aracı servise götürdüm. Aracın el freninin balatalarının tamamen bittiğini ve el freninin işte balatasını tutan metal aksamın diske sürtündüğünü söyledi kontrol eden arkadaş. Tabii bunu nasıl keşfettiler? Diskin üzerinde yaklaşık 6 tane kılcal çatlak vardı. Sağ arka tekerde böyle bir durum vardı. Ve o kılcal çatlakların daha büyük bir soruna yol açabileceğini öngörerek sökmeye karar verdiler. Sökünce de içerisinde değişik bir şey çıktı. Normalde bu elektronik frenli araçlarda, elektronik el frenli araçlarda biliyorsunuz işte o balataları tutan kampana denen kısım siz el freni çektiğiniz zaman diski sıkıştırıyor ve araç o şekilde sabit kalıyor. Ancak benim bu diğer aracımda, BMW'de, el freni manuel, yani bu gerçek el frenlerinden, elektronik olmayan el frenlerinden, ya da öyle söyleyeyim. Ve onu ben kullandıkça muhtemelen bir şekilde o balatası bitmiş herhalde. Benden önceki kullanıcısı da yine bir şekilde hor kullanmış olabilir. Velhasıl kelam, ya ondan dolayı ya da işte böyle fren disklerinin çok ısınıp üzerine soğuk su sıkmaktan, yıkamacıların çoğunda muhtemelen karşılaşmışsınızdır böyle şeylerle dolayı. Fren diskindeki, daha doğrusu bu kılcal çatlaklar, çıkardığımız zaman gördük ki içerisinde, onun fotoğrafını da ekleyeyim buraya, neredeyse böyle milimetre kalınlıkta çatlaklara dönüşmüş. Bu da yani çok daha büyük sorunlara sebep olabilir dedi değiştiren usta. Allah'tan başımıza bir şey gelmeden kurtulduk diyebilirim. Arka taraftaki sistem takım halinde değişiyormuş. Dolayısıyla hem el freni balataları, hem disk, hem de disk üzerinde çalışan yine kampanın balataları tamamen söküldü ve yenileriyle değiştirildi. Yaklaşık işte bir aylık, böyle 1000 kilometrelik falan bir rodajı var anladığım kadarıyla onun da. Ardından yeniden götürüp baktıracağım. Ama tabii bu son 2-3 haftada hiç araba kullanamadığım için dolayısıyla ne olduğunu bir süre sonra yine paylaşıyor olurum sizinle. Onunla ilgili bu kısa update'in ardından, güncellemenin ardından, Santa Fe ile durumlar nasıl? Santa Fe'de açıkçası yeni bir güncelleme bekliyoruz. O güncelleme ile beraber muhtemelen hem bu Android Auto'nun yeni versiyonunun uyarlanması söz konusu olacaktır. Hem de bu bir önceki güncellemede giden bazı şeylerin geri gelip gelmeyeceğini merak ediyorum. Onu da yine vakti geldikçe görüyor olacağız. Giden en önemli şeylerden bir tanesi şu: Head-up Display'de hız sınırına geldiğiniz zaman işte turuncuya dönüşen hız rakamları, yine aynı şekilde hız sınırı %10 açtığınızda da kırmızıya dönüşüyordu. Şu an öyle bir şey kalmadı.
Belki bu ülkemizdeki farklı hız limitlerinin olduğu farklı yerlerden de kaynaklanabilir. Bir standart olmamasından da kaynaklanabilir ama tabii Türkiye'ye özel bir yazılım mı derseniz, evet pek çok kısmı Türkiye'ye özel ama gördüğüm kadarıyla Avrupa'da yine bu yazılımı güncelleyen insanlar da benzer durumdan şikayetçiler. Güzel bir özellikti. Kaybettik maalesef. Umarım tekrar geri gelir. Android Auto ile ilgili ise aynı bu Apple CarPlay'deki gibi yazılımın kendi içerisinde bölünmüş bir ekrandan söz ediliyor. Yani hem işte Google Maps'i hem de yanında işte Spotify veya işte neyse Google Müzik, nereden müzik dinliyorsanız veya işte telefon şeyiniz, telefon bilgileriniz, bunları yan yana tutabileceğiniz bir ekrandan bahsediliyor. Paralelinde Hyundai'de bir update yapıp bu multimedya ekranın tamamını kullanmamıza izin verirse güzel olabilir. CarPlay'de zaten böyle bir dert yok biliyorsunuz. CarPlay nadir noktalarında yani ya da şöyle söyleyeyim. Apple nadir noktalarda Google'dan ileride. CarPlay de bunlardan bir tanesi bence. Android Auto'ya göre daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Her ikisini de kullanan birisi olarak. Başka bir güncelleme var mı? Evet. Araç bakma çalışmalarımı hızlandırdım. Shortlist yapmaya çalışıyorum. Yani bir kısa liste oluşturmaya çalışıyorum ki ne araç alacağımı karar vermeye çalışıyorum. Muhtemelen Santa Fe'yi tutacağım. Santa Fe benim için beklemediğim kadar her ihtiyacımı karşılayan bir araç. Bu siklette premium bir araç bulmak da söz konusu değil. Bulursanız alacak parayı da herhalde 4 milyonun üzerinde bir parayı gözden çıkartmak gerekiyor. Dolayısıyla zor bu siklette bir premium araç almak benim için. Daha böyle C sedan, D sedan arası araçlara bakıyorum. Onların elektriklerine bakıyorum. Yine bazı bu D sedan araçların cross country tarzı biraz daha böyle yerden yükseltilmiş süspansiyona sahip olan varyasyonları var. Onlara bakıyorum. Yine SUV tarafında eğer olur da Santa Fe'yi elimden çıkartmaya karar verirsem iki tane araç var ilgilendiğim. Bir tanesi Land Rover Defender. Araçta çok ciddi kuyruk var. Dolayısıyla ona da bakıyorum ama biraz zor olacak muhtemelen benim için. Diğer bir araçsa geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye de geleceği duyurulan muhtemelen 2023'ün ilk yarısının sonlarına doğru gelecek Ford Ranger Raptor. O da çok çok güzel bir alternatif gibi görünüyor SUV'ye. Onu da yine değerlendiriyor olacağım. Tabii bu aracın handikapı ticari bir araç olması. Dolayısıyla işte her yıl bakım demeyeyim de ne deniyor ona, muayenesi, işte yine yıllık MTV'sinin bir hayli yüksek olması gibi durumlar söz konusu. Ancak görmeyenler için söyleyeyim, Avustralya versiyonu 400 beygir civarında, Avrupa versiyonu 300 beygir civarında, 500-600 Nm civarında torklar sunabilen V6 3 silindir. Spor bir araç. Spor bir şanzıman, yine spor bir yürüyen aksam ve spor bir motor üzerine giydirilmiş bir pick-up gömleği gibi düşünebilirsiniz. Çok değişik bir araç. Hiç görmeyen varsa tavsiye ederim. Muhakkak izleyin. Özellikle Avustralya'da çok ciddi denemeler yapmışlar. Nefis görünüyor. Ford Ranger Raptor. Valla çok güzel görünüyor. O da yine benim önemli short liste almak istediğim araçlar arasında. Elektrikli tarafta nerede izlerseniz eğer, son olarak da onu söyleyeyim. Elektrikli tarafta incelemelerim neticesinde aklıma yatan böyle overall güzel bir konsept olarak görünen i4 var. BMW'nin i4'ü. i4 e-Drive 40 ya da M50, ikisi de çok makul görünüyorlar. Yine baktığınız zaman Kia EV6, yine Hyundai Ioniq 5. Bunlar çok makul fiyatlara satılıyor. Yani i4'ün neredeyse 3'te 2'si fiyatına satılıyor bu araçlar. Dolayısıyla çok makul ve düşünülebilir. Yine durumuna göre, statüsüne göre iX de ilginç bir araç. O da değerlendirme içerisinde yer alan elektrikli araçlar arasında. Baktığım şeyler ne derseniz eğer, baktığım şeyler şarj süreleri, batarya kapasiteleri, menziller, elektrikli motorların ne kadar efektif olduğu, tüketim değerleri, yine aracın içerisinde sunduğu konfor, ekipman, tabii ki fiyat. Bunlara baktığınız zaman şu an en makulü, en akla yatanı hala i4 gibi görünüyor.
Biraz daha para olsa, yani bunun iki katı kadar param olsa, esasında en makulü Audi'nin e-tron'u gibi görünüyor. E-tron GT hem çok yüksek süratte şarj olabilmesi, 800 volt altyapısına sahip olması gibi şeylerle iyi, ancak tabii Türkiye şartlarında henüz erken diyebilirsiniz. Türkiye'de Ionity gibi böyle 250 watt şarj yapabilen yerler henüz yok. Muhtemelen DC charging'de oralara ulaşabilirsek, 250 kW özür dilerim, oralara ulaşabilen yine sistemler kurulursa onları da değerlendiriyor oluruz diyebilirim. Evet, çok uzatmayayım bu videoyu. Kısa bir güncelleme oldu. Yine ilerleyen günlerde umarım biraz daha sesim düzelir, kendime gelirim. Daha net videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Teşekkürler izlediğiniz ve takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere.